geldiniz. Her zaman söylediğimiz gibi hoş geldiniz, hoş kalın, hoş devam edelim bugün diyerek başlamak istiyorum. Açeli'yle Gülümse Hayat'a ekibi olarak sizlere sevgilerimizi yolluyoruz efendim. Bugün mutfağımda lezzet uzmanı Hülya Soylu hanımefendi var. Harika bir menü bizi bekliyor, söylemeyeceğim. Böyle değişik böyle kabaklar var, değişik bir menü, pilavlar var. Güzel ama aklınızda olsun, söylemeyeceğim ama sürpriz olsun. Ve çok değerli hocam, yıllardır kendisinin iyi bir takipçisiyim. Elimden geldiğince dediklerini yapmaya çalışıyorum. Çok yararını gördüm. Hepimiz onun çok yararını gördük. İyi ki var diyorum. Psikolog Üstün Dökmen hocam bizlerle birlikte. Bugün harika şeyler konuşacağız. Duygularımızı konuşacağız. Hayatta duygu dediğimiz şey aslında bizim gerçek duygumuz mu? Yoksa başkasından öğrendiğimiz bir şey mi? Hepsini öğreneceğiz. Ama dolayısıyla günün hashtag'i de duygu olunca en saf duygu oldu. Instagram'da bizimle paylaşabilirsiniz. Nereden? TV360.com.tr'den ve benim kendi hesabım olan Acelia Akkoyun'dan. Twitter'da da Acelia Altire Akkoyun'dan ve TV360.com.tr'den en saf duygunuzu paylaşabilirsiniz. Benim için en saf duygu, bilmiyorum doğru mu, hocama söylemek, sormak istiyorum ama en saf duygu o an yaşadığım duygu demek istiyorum. İyi niyetle baktığım o an yaşadığım duygu demek istiyorum. Hemen Üstün hocama merhaba diyorum. Hoş geldiniz. Efendim merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz. Vallahi biraz koşturmalıyız. Gerçeği söyleyeceğim. Ama çok çalışıyorsunuz. Çok çalışıyoruz ama hocam koşturmanın yanında başarmak, iyi niyet, azim hepsi ortaya karışık olunca mutluluk var. Doğrudur. Doğrudur. Nasılsınız görüşmeyle? Sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Bizler de çok iyiyiz de biz sizi takip ediyoruz. Bugün konuşmak istediğimiz konuları sizin aslında çok büyük uzmanlık alanınız olan duygular. Umarım. Doktora tezim kısmen bunlarla ilgiliydi. Evet. Duygusal yüz ifadeleriyle ilgiliydi. Hı-hı. Doğrudur. Başlayalım. Peki hocam, duygu nedir? Hocam şöyle, şimdi şu tür sorular sorulabilir. Evet. Bir izleyicimiz sorabilir, röportaj yapan bir kişi, bir gazeteci arkadaş sorabilir. Diyebilir ki duygular nasıl oluşuyor? Evet. Güzel bir soru. Bebekte duygular var mı yoksa sonradan mı öğreniyor diyebilir. Saf duygu var mı diyebilir. Veyahut da bir kişi, karşındaki bir kişi diyebilir ki bazı insanlar ağlamazlar. Hı hı. Adeta duygusal kütlük içindedirler. Bunu nasıl becerirler diye sorabilir. Şimdi ben de o zaman derim ki bazı insanlar ağlamaz, bunu nasıl becerir? Ben bunu cevaplarsam bu değerli izleyicilerin ne işine yarayacak? Ne yapacaklar? Bunlara cevap vermek teorik. Hocam bunlar teorik sorular. Hayır, belki eşimiz dostumuz ağlamıyorsa acaba onlara bir zarar gelir diye korkuyorsak o yüzden merak ettiğimizden mi sorabiliriz diye düşünüyorum. Hocam anlatırsam değerli izleyiciler farkında olmadan, istemeden amatör psikologluk yapmaya çalışırlar. Hmm. Bu iyi değildir. Şimdi duygu nasıl oluşur, niçin, vücudun neresinde, beyinde, ne etkisi var, hangi bölümde oluşur? Bunlar teorik sorular. Sevdiğim bir örnek var. Buyurun. Açerya Hanım şöyle deniyor. Kimin sözü hatırlamıyorum ama bir kişi 20 sene portakalı incelemiş. Kimyasal açıdan, biyoloji, işte yapısını çok iyi incelemiş. Portakala dünyanın 40 dilinde ne isim verildiğini de biliyor. Ama bir kere bile portakalı alıp şöyle bir koklayıp yememiş. Tadına bakmamış. Allah'ım. Bazen yaşamı, bu bir teşbih. Metafor. Metafor. Bazen yaşamı tanımlar. Çoğunlukla böyle yapıyoruz. Kendi duygularıyla yüzleşmekten çekinen insanlar. Hmm. Kendi duygularıyla bir araya gelmekten endişe edenler. Başka duygu karşısındaki kişiyle. Dostuyla, arkadaşıyla, eşiyle, kardeşiyle duygu teatrisine bulunmak istemeyen kişiler duyguları analiz etmek isterler. Yaşamı analiz etmek isterler. Naçizane diyeceğim ki biraz önce aklıma geldi. Diyeceğim ki duyguları hatta bütün yaşamı tanımlamak yerine yaşamın tadına bakalım. Hmm. Duygularımızı tanımlamak yerine bu duyguları tanımlamak bilim insanının işi. Neden tanımlama ihtiyacı duyuyoruz hocam bizler? Demin çok güzel bir laf söylediniz. Amatör psikologluk. Biz buna niye ihtiyaç duyuyoruz? Hocam İletişim biçimimiz mi? Evet. Yani çok doğal, çok tatlı. Bazen anne babalar konferanslarda isterler. Hocam anlat çocuğuma nasıl yardım olsun. Ben anlatacağım, gidip evde amatör psikologluk yapacaksınız. Siz doğal olunuz. Anne baba kendisi tanışacak. Biraz sonra değinmek istiyorum izninizle. Yani çalış oğlum çalış kızım demek yerine başka ne yapabiliriz? Alışılmışın dışında
eşimizle, çocuğumuzla, dostlarımızla iletişimde neler sergileyebiliriz? Bunlara bakmamız gerekiyor. Yaşamı tanımlamak yerine. Çok doğru. Yaşamı tanımlamak yerine, yaşamın etrafında dolanmak yerine. Mesela şurada bir bardak su var, değil mi? Evet. Kanalımızın adı yazıyor. Bir bardak güzel su var. Şimdi bu etrafta dolaşmak, bu niye dairedir, daire ne anlamı gelir, hacmi nasıl hesaplanır? Hocam bütün bunları konuşabiliriz. Su niçin gereklidir? Yaşamda suyun ne yeri var? Su yaşamdan mı başlamış? Bütün bunları konuşmak yerine suyun tadına bakmak gerekiyor. Ya ne güzel. Yaşamın tadına bakmak gerekiyor. Yaşamı çok tanımlamak doğru. Yerine yaşamı tadın diyeceğim değerli izleyicilerim. Peki nasıl tadacağız hocam? Hocam bir yöntemleri ne? Efendim? Tatmanın, biz yine formül isteriz ya hayatta. Evet hocam. İzninizle. Estağfurullah. Müsaade sizin. Hocam şu televizyonda gözüküyor zende. Evet. Bir oyuncak var. Yan tarafta gördüm. Evet. Arkadaşlarınıza koyamalarını rica ettim. Bir oyuncak var. Bir traktör var. Traktörde sarı şapkalı bir şoför. Hayvanlar evet. Var. Buna baktığınız zaman siz en yakına buna kişisiniz. Evet. Ne hissediyorsunuz? Ekranları başındaki değerli izleyiciler ne hissediyorlar? Tamam. Efendim traktörün Türk tarımındaki yeri bu konumuz değil. Bu başkalarının konusu. Ziraat mühendisinin konusu. Efendim maliyecinin filanın konusu. Biz bu oyuncaklara küçük hayvanlar var burada. Baktığımız zaman ne hissediyoruz? Ben çocukluğumu hissediyorum mesela, hocam. Çok güzel. Çocukluğunuzu hissediyorsunuz. Çocukluğumuza gidiyorduk. Güzel oynardık. Evet. Çok keyif alırdık. Evet. Şu anda bu size keyif veriyor mu? Çok. Bana da veriyor. Ama çocukken belki bunun 20 katı keyif verirdi. Bu tür oyuncaklar. Çizgi filmler gibi. Çizgi filmler gibi elbette. Gerçekten bahçede böyle bir traktörüm oldu. Başka arabalarım vardı. Evet. Fakat bu çocukken elime gelseydi ben bundan çok keyif alırdım. Niçin keyif alıyoruz? Bize çocukluğumuzu hatırlatıyor. Çocuk bunun oyuncak olduğunu biliyor. Çocuk bunun oyuncak olduğunu biliyor. Belki bütün oyuncaklar Açelya Hanım çocuklara bir saygıdır. Biz bunu senin için yaptık diyoruz çocuğa. Çok doğru. Yani bu hiçbir işe yaramaz. Bu tarla sürmez, eşya taşımaz ama biz bunu seni düşünerek yaptık. Senin keyif alman için yaptık diyoruz çocuklara. O da mutlu oluyor. Hoşuna gidiyor. Bunu yapmak da bizi mutlu ediyor. Şimdi bu bir duygu. Bir anlamda da öğretiyoruz da hayatı, değil mi hocam? Evet, hayatı hazırlanıyor, oynayarak evet. Hazırlanıyor, hayvanlarla ilişkiyi öğreniyor, hayatı öğretiyoruz. Bütün oyunlarda hayat hazırlanmak vardır. Hayvanlar oynarlar, köpek yavrusu annesiyle oynar. Annesiyle oynarken bir gelecekli kavgaya hazırlanır aslan yavruları. Evet. Bir de o an keyif alırlar. Çocuklar da hem hayat hazırlanır hem gelecek için bir takım planlar yaparlar, bir takım güçler kazanmaya çalışırlar. Şimdi bunun üzerinde konuştuk. Somut olarak mutluluğun ne olduğunu konuşmak yerine, bilmem siz ne dersiniz, benim naçizane görüşüm. Mutlu olabildiğimiz anları, bizi mutlu edebilecek şeyleri düşünmek, onların üzerinden gitmek gerekiyor. Mesela hocam? Şimdi diyelim ki, mutlu olabilmek için, yaşam repertuarımızın diyeyim, yaşam yelpazemizin evet. Geniş olması gerekiyor efendim. Yaşama dar açıdan baktığımız zaman mutlu olma ihtimalimiz azalır. Yani tek bir yiyecek yiyorsanız, diyelim ki bir kişi tek bir yiyecek yiyorsa yaşama kısıtlı bakar. Gençken sevdiğim hikayelerden birisi. İki kardeş varmış, canım benim, çobanmış, abi kardeş. Soğan ya, sadece soğan ekmek yiyor. Başka bir şeyleri yok. Şimdi abi büyük olduğu için soğanın cücüğünü yiyor. Tabii. İçini yiyor. Cücük daha lezzetli, daha tatlı. Kabuğu biraz daha sert ve abi. Daha acı. Şimdi hayal kurmuşlar. Küçük kardeş soğanın cücüğünü yiyemiyor. Küçük olunca dış kabuğunu yiyor. Abi demiş, abisi demiş ki buna. Ya çok zengin olsak ne yerdin demiş. Evet. Düşünmüş. Ağam vallahi demiş soğanın cücüğünü yerdim. Ay canım benim. Peki ağam sen ne yerdin demiş. Ağa da demiş ki o da demiş bana bir şey bırakmadın ki demiş. Şimdi soğanın cücüğü de güzeldir. Onların ama yaşantımızda anlayışı. Sadece soğanın cücüğü varsa sadece kek yiyorsak o yaşam renkli değil. Yaşamı renklendirmek gerekiyor. Soframız ya da şu an değil, ara ara uğradığımız sofralar ne kadar zengin olursa, dinlediğimiz müzikler ne kadar zengin yani. Olursa, yaşamdan mutluluk alma, mutlu olma ihtimalimiz o kadar artar. Çocukluğumuzdan bir duyduğumuz bir müzik olabilir. Hep onu dinleyebiliriz. Hayat boyu aynı tür müziği dinleyenler var. Ama yeni müzikler öğrenenler, müzik müthiş bir alandır. Müzikte matematik vardır efendim.
Klasik Batı müziğinde matematik vardır. Klasik Türk musikisinde matematik vardır. Makamlar vardır. Türklerimize kısmen matematik vardır. Çok zengindir, çok renklidir. Edebiyatla tanışmak, güzel filmler izlemek, bizi mutlu olma konusunda hareketlendirir. Deneyimlenmek mi yeni hocam? Yeni deneyimler. Evet, evet, çok güzel. Yeni deneyimler, yeni yaşantılar, yeni bakış tarzları kazanmak. Hmm. Mutlu olma ihtimalimizi artıracaktır. Hocam tek bir, yani tek bir yemekle, tek bir suyla, su güzel. Olmaz. Ama bazen de buna şeker katıp limon sıkmak, limon sıkmak gerekiyor. Limon sıkmak lazım. O zaman başka bir seferde filan meyve işte katıp içerisine şunu ilave etmek gerekiyor. Yani duruma sıkılmak yerine durumdan çıkma metodunu mu aramak gerekiyor? Evet, demek istiyorsunuz. Evet ve durumu renklendirmek. Renklendirmek. Yani beklemeyelim, biz yapalım. Biz yapalım. Bir şiirimde şöyle demiştim. Işığı beklemeyiz, ışığı üretiriz. Hı hı. Bazı insanlar ışığı beklerler. Hı hı. Mutluluğu bekler. Ah bir mutlu olsa. Hep dışarıdan değil beyaz mi? Beyaz atlı prens gelsin. Evet. Bak, şimdi Batı masallarında, Grimm masallarında beyaz atlı prens motifi var. Beyaz atlı prens gelir. Uyuyan güzeli kurt, pamuk prenses uyuyor yarı baygın, yoksa ölecek kız. Beyaz atlı prens gelmedi mi yandı, hayatı gitti. Beyaz atlı prens onu kurtar, böyle yatıp bekliyor. Şimdi bir kitabımda yazmışım, bazen yanlış anlaşılıyor. Diyorum ki beyaz atlı prens gelse beni kurtarsa. Bunu ben demiyorum. Grimm masalı, pamuk prenses diyor. Bu iyi değil. Bakınız Çelen, Türk halk masallarında, sözgeçi Dede Korkut masallarında. Evet. Beyaz atlı prens yoktur. Beyaz atıyla kızı gelip kurtaran bir baba yiğit yoktur. Hmm. Kızın kendi atı vardır. Hmm. Bakın. Şimdi mutlu olmanın bir yolu. Evde otur böyle hanım kızı pamuk prenses gibi. Ne yapıyor? Yemek, biçki, dikiş, temizlik. Ev pırıl pırıl. Cücelere bakıyor. Öz bakımını keratalar yapamıyor. O yedi cüce aslında yedi erkektir. Öz bakımlarını yapamıyorlar. Pamuk prenses bakıyor Ede'ye gayet mutlu, güzel. Ve o sırada denk geldi. İşte bir beyaz atlı prens geldi. Baygındı, onu kurtardı. Ya gelmezse beyaz atlı prens? Ömür boyu yedi cücelere bakacak. Türk halk masallarında Dede Korkut'ta mesela. Kantral'ın sevgilisi Salcan Hatun'un, Selcan Hatun'un şeyi yani beklemez, atı vardır. Bamsi Beyliğin sevgilisi Banu Çiçek, izleyicilerim hatırlayacaklardır. Kendi atı vardır. Acaba hocam biz çok güzel bir kendi Türk olacak. Pardon, Türk dediğiniz gibi Dede Korkut hikayelerinden bakıyorum. Acaba cinsiyetçi de yaklaşmak istemiyorum ama çok mu fazla net görev tanımları yaptık bu yüzyılda ve insanların bu görev tanımlarından çıkmasını karşı tarafta istemiyor mu? İzin mi vermiyor atının olmasına mesela? Erkeğin olur at. Değil mi? Batı'da öyle. Ama geleneksel Türk kültüründe, değil, eski değil kültürümüzde, Orta Asya'da, Anadolu'da kadının da atı kadının var. Da atı var. Kadının da atı var. Ki, hocam Nil Hanım'ın şarkısı galiba. Nil'in çok şarkısı. Ne diyor? Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım. Hocam kadın ilk yüzüğünü kendi takıyor. İlk bileziğini kendi takıyor. Mesleğiniz var değil mi? Ne güzel. Çok şükür. İlk, hocam bir mesleği olacak kadının. Hocam ben hocam, onu derim. Erkek 2-5 tane taksın. Aynen. Fazla yüzük göz çıkarmaz. Çok doğru. Bir de fazla bilezik göz çıkarmaz. Göz çıkarmaz. Ama ilk bilezik kadının çok kendinden. Bir de hocam Allah korusun. Hep ben iyiden yanayım ama hayatta en kötü senaryodan olabilir, düşünelim. Olabilir. Eş terk eder, iş terk etmez derim ben. Aa, bravo. Güzel bir. Bu sizin sözünüz mü? Benim kendi mu sözüm. Hocam eş terk eder, iş terk etmez. Terk edebilir. Dilerim terk etmesin. Amin. Fakat hocam hayatı kaybetti. Hayat böyle bir şey. Açarlan. Geçmişte bundan evet, 25-30 sene önce. Şimdi internetten her şeyinizi ödüyorsunuz. Hı hı. O zaman ödenmiyordu. Elinde bir su faturasıyla belediyede ağlayan kadın gördü. Kocası ölmüş. Hali vakti yerinde. Hanım sen evde otur. Ben yaparım diyor. Ben hallederim. Her işi koştu. Elektrik, su, tapu. Hocam bir zaman o neydi? Ölüm şeyim, ölüm ilanı çıkarmak bir biraz eziyet. İlan. Veraset ilan çıkacak gün. Su faturası ağlıyor elinde. Hayat karşısında sudan çıkmış balık gibi. Hocam bu niye mutlu değil? Fırsat verilmedi. Kendisi gidecekti. Yükü eşiyle paylaşacaktı. Erkek evin yükünü, ailenin yükünü karısıyla paylaşacaktı. Öldü adam. Kadın faturayla tek başına dımdızla kalmayacaktı. Yaşamlı bir şey oldu. Evet çok güzel dediniz. Eş terk edebilir. Ama iş terk etmez. İşte. Ve bunu aynı anda iki işiniz olabilir. Bunun cinsiyet de yok. Bu kadın yok, erkek yok, diye de. Evet. Yani ben kadınları üzerinden demiyorum hocam. Onu da açıklamak isterim. Erkek için. Erkek için de geçerli. Evet. Her zaman işi olma. Sırf eşine ait bir hayat. Bakın eşine ait bir hayat, hayat değil. Ona çünkü. O yüzden insanların işi olması, bu konuda da duygularını doğru yönetmesi sizin gibi uzmanların mihmandarlığında çok önemli bizler için.
Hocam demin dediniz ki toplum mu veriyor? Evet, toplum buna yapıyor. Evet. Kıza pembe, erkeğe mavi. Hocam böyle bir şey var mı? Yok. Genetik olarak erkeklerin XY geni, 23. kromozom mavi mi gerektiriyor? XX kızlarınki XX pembe mi gerektiriyor? Evet. Yok böyle bir Benim şey. Benim kızım maviyi çok seviyor. Bayılıyoruz. Biz bütün odamız masmavi hocam. Ben onu söylüyorum. Annem de mavi bütün çok dünya sever. Evet. Bütün dünya bizim. Sınırları koyan biz değiliz. Koyanlar var. Ben hep bütün dünyaya bizim diye bakıyorum. Hocam bir de erkeklerin dünyası kadınlara değer veriyormuş gibi gözüküp değer vermezler. Hı hı. Kısıtlarlar. Mutluluğu ipotek altına alırlar. Hı hı. En iyi yani doğru değil ama en tipik örneklerden birisi. Batı'dan bu geldi. Hı hı. Efendim hayatta her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Kadınlar da ay seviniyorlar. İltifat gördüm. Bu kadına hakaret bence. Bence. Kadının lojistik destek düzeyine getirdi. Eşiniz niye başarılı oldu? Siz üçü yaptınız. Kola yaptınız. Yemek yaptınız. O da başarılı oldu. Niye karım yanım dedi. Ben yanımdaki eşi isterim. Hocam klasik görüşler. Klasik dünya görüşü. Düşünmemişiz cebe almışız biz de hocam. Evet konmuş. Cebe konmuş. Düşünmeyip cebe almışız ama. İki kere iki dört demiş. Öyle. İki kere iki dört. Karşılık tutar. İki kere iki her zaman dört etmez efendim. Ondalık sistemde dört eder. O bile kesin değildir. Relativite vardır fizikte. Görecelilik vardır. Görecelilik. İzafiyet vardır. Evet. Hatta bir anlamda matematikte dahi vardır. Hocam yaşama geniş açılardan bakmak gerekiyor. Empati kurmak gerekiyor. Hı hı. Hocam empati kurmadığımız zaman karşımızdaki insanı ötekileştirme ihtimalimiz yok. Öteki, düşmanlar öteki. Bakın filmlere bakarsanız bir kızılderili vardır bir de beyazlar vardır. Beyazın her şeyini bilirsiniz. Nişanlısı var mı, çocuğu var mı, osu var mı, busu var mı? Kızılderilinin hiçbir şeyini bilmezsiniz. Hmm. Onu söylemiyor. Bunun da nişanlısı olabilir. Onun da sevgilisi olabilir. O mühim değil. O kızılderili. Veyahut da yani kötü adamlar vardır. Onların ayrıntısı önemli değil. Hep iyi adamlarla ilgili. Yani gücü değil. Olan kendi reklamını yapıyor diyebilir miyiz kendi hocam? Kendi reklamını da? Yapıyor. Ötekiyle empati kurulmuyor. Evet. Hocam ötekiyle kurulduğu zaman erkekle kadınla kurmuyor. Kurmadığı zaman bunun sonu kadına şiddete var. Allah şimdi onu konuşacaktım hocam. Öfke duygu mu? Şiddet bir duygu mu? Şiddet öfke bir duygudur efendim. Ağlayamamak ve melankolik olmak bir duygu mu? Bugün baktığınızda hani biraz önce dediniz ya ağlayıp ağlayamamak. Yani ben mesela ağlayamayan bir insansam ekran başındaki sevgili seyircilerimiz için soruyorum. Ya birçok şey var. Eskiden ağlayabiliyordum. Artık ağlayamıyorum. Buna kaygı duymalı mıyım? Hocam eğer ki yaşamınızı olumsuz yönde etkiliyorsa, insanlarla olan ilişkinizi zedeliyorsa, sizin kendi başınıza olduğunuzda mutsuz olmanızı yol açıyorsa bir uzmana başvurabilir. Hmm. Şimdi temel duygular deriz psikoloji. Evet. Doktora tezimde de bu vardı. Bir, farklı sınıflamalar var ama en yaygın sınıflama 70'lerden beri en yaygın sınıflama günümüzde şu. Mutluluk, üzüntü, evet. öfke, korku, hayret, tiksinme ve küçük görme. Duygu mu bunlar hocam? Evet duygu. Bir de 8. yüz ifadesi vardır, nötr ifade. 7 temel yüz ifadesi vardır. Ne dedik? Mutlu. Üzüntü, korku, ben öfke, hayret. Oynamak geldiği için. Mutlu. Tiksinme ve küçük görme. Öfke. Bir de nötr. Yıllar önce bir test geliştirmiştim. İyi. Çok güzel. Çok değerli sanatçımız. Şimdi aramızda yok maalesef. Hepşen Akar. Ay. Hidayet Sayın'ın pembe kadınından oynamıştı. Oynarken fotoğraflarını çektik. Belli istatistik tekniklerle 7 temel duyguyu çıkardık. İnsanlara sordum. Orada bir test geliştirdik. Bir test yapmıştık. Şimdi bunların ifadesi evrenseldir. Dünya hangi kültüründe olursa. Evet. Tek korkuyla öfke bazen bir kültür azıcık karışıyor. Ama genel olarak korkuyla öfke mi? Bazı kültürlerde ayrıntısı. Yani yüz ifadesi olarak. Şimdi mutluluk, üzüntü evrensel. Yani bir Japon'a da gösterseniz. 10 yaşında Japon çocuğuna da üzgünü anlıyor. Mutlu ile üzgünü karıştırmıyor. Vücut dili diyoruz ya hocam o yüzden yurt dışında konuşuyoruz. Hocam vücut dili gülerek şöyle ki. Yok hocam vücut dili şöyle hani böyle yaptın bir şey saklıyor diyor. Böyle yaptı defa savunmaya hani. Geçti. Hocam şimdi bu ifade bunun ifade şekli evrensel. Hmm. Fakat hangi durumda üzüleceğiz, hangi durumda mutlu olacağız bu kültürden kültüre değişir. Büyük ölçüde kültürle ilgilidir, bir ölçüde de kişiden kişiye değişir. Şimdi diyelim ki hayretli an, hayretli. Evet. Hocam bunun bir açıklaması, açıklamalardan bir tanesi, donup kalırız. Mesela şu anda stüdyoya bir su düşse şuraya.
diye bir kaplan girse içeriye. Mesela. Ben korkarım hocam, hayrete düşmem hocam, yani burada. Hocam ilk önce bir saniye çok kısa böyle durur. Şöyle durun bir saniye. Sonra niçin? Da kaçarım. Hocam üç seçenekten hangisi? Saklanayım mı, kaçayım mı, saldırayım mı? Ben önce direkt kaçarım hocam. Ben direkt kaçarım hocam. Öteki o zaman biraz küçülteyim, köpek girsin içeriye. Havlayarak bir köpek girdi. Şimdi ilk önce hiç beklemiyoruz köpeği burada. Ondan bakarım. Hocam şöyle bir an bakarız. Vücut, beyin hızla şuna karar veriyor. Üzerine mi atlayayım? Kaçayım mı? Yoksa masanın altına saklanayım mı? Sonra hızla bu seçeneklerden birisini uygularız. Şimdi hayret yüz ifadesi aynıdır. Dünyanın her yerinde böyledir. Ama neye hayret edeceğimiz kültürden kültüre değişir. Diyelim ki şurada bir salyangoz gitse kimse hayret edebilir. Bir fare geçse. Genellikle hayret ederiz ve korkarız. Ama Hindistan'da fare, değil mi? Fareye alışık toplumlar hiç korkmayabilirler. Hocam değişebilir. Yani neye üzüleceğiz diyelim ki. Yani avcı vurdu diyelim. Tak indi. Oh hiç üzülmüyor. Ben yani görsem mahvolurum. Ben de kahrolurum. Çok üzülürüm. Çok üzülür. Hocam artık avlanacak hayvan kalmadı. Dünyanın üzerinde hiç bu kadar elit tüfekli insan olmadı. Maalesef. Av hayvanı da azan. Şimdi ben av kas üzülürüm. Öfke mi kazandı duyguda hocam yani? Dünyada öfke mi kazanıyor? Hocam dünyada para kazanıyordu. O başka bir problemin konusu. Güç ve para kazanıyor hocam. Güç ve para kazanıyor. Şimdi vurulan bir gökten indiren bir şahin mesela. Evet. Kartal. Siz üzülürsünüz, ben üzülürüm ama birisi oh der, nasıl üzüldü diyebilir. Şimdi yüz ifadesi kültürler arası farklılık göstermez. Aynıdır. Doğan Celoğlu'nun da çok yıl önce yaptığı bir araştırma vardı. Bu da öyle. Kültür arasında farklılık göstermez yüz ifadesi. Ama neye mutlu olup neye mutlu olmayacağımız değişir. Genellikle avda başarılı olan çoğunlukla insanlar mutlu olurlar. Ama öyle kültürler var. Çok değerli dünya ünlü antropologlar var. Avda en eski yani cilalı taş devi toplumunun devamı toplumlarda. Avda en başarılı olan mutsuz oluyor. Geçiyor kenara oturuyor böyle. Kimse onunla konuşmuyor. Kültür onu vermiş. Fazla sivrilme öne çıkma diyor. Avda başarılı o geçip böyle sessizce oturuyor. Öğrenecek bir şey değil. Başkalarını ezdin mesajını veriyor toplum. Fazla başarılı olarak. Ama kimi toplumda ezmek iyidir, gurur duyar, annesi aslan oğlum der ile. Bakın, mutluluk ifadesi hep aynıdır. Ama neye mutlu olacağız, neye olmayacağız farklıdır. Kimi öğrenci üzerinden 60 alır, çok mutlu olur, çok mutlu olur. Kimisi 90 alır, öğretmenim ben niye 10 puan eksik aldım? Mesela 60 alıp mutlu olanlardandım hep. Öyle bir öğrenci profilim yani, vardı. Güzel. Alabilirsem o da. Hocam kimisi de ben niye 90 aldım öğretmenim, niye eksik yaptım, yüzü buzu. 80 alınca çok üzülen oluyor. Şimdi üzgün de mutlu aynı ifade evet, evrensel. Ama ben niye sevineceğim, niye üzüleceğim? Hocam neden tiksineceğim? Evet. Şöyle söyleyeyim, insanların sınıflar ayrıca toplumu var, kas toplumu. Alt düzeyde bir kastan gelince miyim? Şöyle bakabilirim işte. Evet. Bir de bak tiksinince burnumuz şöyle yaparız. Evet, kokuyla ilgilidir. Kokuyu kısmak için mesela bakın. Burnumu kapatayım şuraları, bastırayım şu kasları. Onun kokusu gelmesin. Adam alt sınıftan diyor. Hocam ama alt sınıftan birini görüp de onu da değerli gören, ötekileştirmeyen, onunla empati kuran insanlar. Mesela elleri tarlada topraktan çatlamış toprak olup onu çok kıymetli bulup öpen de var. Öpesi de gelir. Benim gelir mesela. Hocam babam öküzü, atı, eşeği öperdi. Ben bugün öperim. Kediyi, köpeği de öpüyorum. Ama hiç elini sürmeyen de olabilir. Şimdi hocam empati kurmak gerekiyor. Ötekileştirmemek için. Empati, ötekileştirmemek, kimemek. Duygularımızı doğru tahlil etmek. Mümkün olduğu kadar doğru tahlil etmek ve ifade etmek. Açelem, ifade ettikçe ifade edesimiz gelir. Basit, genel, kabalama bir kuraldır. Uyudukça uyuyası gelir insanın. Güzel söyledin. Hocam 9 saat uyursunuz, 9 saat iyi uyumuşsunuz. Ay biraz daha uyuyayım deriz. Yedikçe yiyesimiz gelir. Az yedikçe az yeriz. Ne yaparsak onu daha çok çalıştıkça isteriz. Çalıştıkça çalışasımız gelir. Aylaklık ettiğimiz zaman aylaklık edesimiz gelir. Duygularımızı ifade ettikçe de duygularımızı ifade edesimiz gelir. Son bir serçe masalı anlatayım. Hemen onu da anlatalım. Mutfağa gideceğim. Harika bir beni bekliyor. Serçenin birisi gök gülünce dermiş ki gök gürlüyor. Gök serçe. Korkudan yüreğimde 40 kantar yağ eriyor. Korkudan yüreğimde 40 kantar yağ eriyor. Bir demiş yahu demiş. Sen kendin topu 3 dirhem gelmezsin. Sen de 40 kantar yağ ne gezer?
O da demiş ki, Türk halk masalları iyi demiş. Herkesin gramı dirhemi kendine göre. Siz dışarıdan anlamazsınız diyor. Çok doğru. Selçin'in rolüne girersek, Kızılderil ifadesiyle öteki kişinin makosenliğini giyersek, onun gözlüklerinin gerisinden, onun ayakkabının içinden dünyaya baktığımız zaman farklı görürüz. Ufkun zenginleşir. Çok güzeldi hocam. Kızdıklarımıza eskisi kadar kızamayız. Çok güzel bir şey söylediniz. Ben bu lafı çok kıymetli bulurum. Dediniz ya Kızılderili'nin atasözü, makoseni giyerseniz diye. Ben de hep yani şunu şöyle diyebilir miyiz? Bir de onun ayakkabılarını giyin. Bir de Üstün Bey'in ayakkabılarıyla yürüyün hayattan. O gözlüklerin gerisinden bak. Değil mi? Onunla. Çok doğru hocam. Çok teşekkür ederim. İnşallah bakabiliriz, inşallah yapabiliriz diyorum ama bence demin dediniz ya yaparsan yapmaya devam edersin. Evet. Yapmaya başlamak gerekiyor bir yerden. Hocam babalarınıza onları sevdiğinizi söyleyin. Evet. Genelde babalara söylerim. Sen iftihar edin, gurur duyuyorum. İyi ki benim babamsın. Evet. Öğrenciyeme yıllarca dedim. Bir kısmı cesaret. Ama bir kere söyleyen bu dayısını, amcasını, dedesine de söylemeye başlıyor. Sevgiye bağımlı oluyorlar o zaman. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Her zaman bekleriz. Başımızın üstünde yeriniz var. Kolay gelsin. Ben izninizle mutfağıma geçiyorum hemen. Ah Hülya'cığım nasılsın? İyi misin? İyiyim, merhaba. Merhaba, ne güzel konular konuştuk değil evet, mi? Evet, harikaydı. Bugün harika hocam. Konular konuştuk. Evet, duygular, sen de hoş. Evet, böyle bir rahatladık artık. Evet. Güzel güzel mutfağımıza bu enerjiyi yiyebiliriz. Evet, neler yapıyorsun? Neler yapıyorum? Eğitimime devam, devam ediyorum. Devam ediyorsun. Profesyonel olarak. Çocuklarla birlikteyiz şu anda. Bu şekilde hayat devam ediyor. Okul, ev, eğitim. Ne kadar güzel. Eş. Ne kadar güzel bir gün bizi bekliyor. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kestaneli kuzu kavurma yapıyoruz. Evet. Ve iç pilav. Yani artık bu klasik demiyorum. Bir ömür bu dünya var oldukça yapılacak yemeklerden bir tanesi. Hemen başlayalım sevgili Hülya. Tamam hemen başlayalım. Öncelikle ocağımızı yakalım. Öncelikle kuzu kavurmamızdan başlayalım. Tamam. Kuzu etlerimizi şöyle biraz tereyağı da gezdiriyoruz buna. Kuzu, tereyağı bunlar ayrılmaz. Güzelce onları kavuruyorsun bunları değil mi? Bunları kavuracağız aynı şekilde. Ver canım ver bana onları. Şöyle bir aman aman kalmasın orada kuzumuzun tanesi. Ocağımı açtım. Çok güzel oldu. Çok güzel, güzel, çok. Kıvıracağız. Evet. Tereyağımız içine işleyecek. Hı hı. Kuzu eti zaten hem çok çok çabuk da pişer. Hı. Hem de çok lezzetli, yumuşacık olur. Kestanede kışın biliyorsunuz vazgeçilmez közlenmiş bir şekilde çok lezzetli oluyor. O yüzden kestaneyi bugün kullanmak istedim kış olduğu ya için. Kestane, sokakta kestane kokusu. Olmaz değil mi? Bak bizim Tolga da çok sever. Hep bir avuç avuç kestane. Biz burada ekip çok kalabalığı sevgili seyirciler Hülya'cığım. Bayılıyoruz, bayılıyoruz böyle kuzular, etler, kestaneler hepimiz. Gel her gel görüyorsun değil mi? Aynen et olunca ayrı bir insan böyle ya, bir İsmet şey yapıyor. İsmet nasıl yakın hemen kamera? Aynen kesinlikle. Serkan'ım benim uzaktan bakıyor biz ama. Biz bir etçil toplum olarak. Değil mi? Hadi bakalım güzelce kavuruyoruz kuzularımızı. Başka ne koyuyoruz? Daha sonra arpacık soğanımız, domatesimiz ve biberimiz girecek. En son kestaneyle bunu tatlandıracağız. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Arpacık soğanlarını da görüyorsun. Ver ben onu çevireyim. Tamam. Kavurayım. Sen de o arada. Bu arada da pilavımızın soğanını Pilavımızı kavur sen de. Hadi evet iç pilavımızı da yapıyoruz. Ocaklar çalışsın ocaklar diyoruz. Bak ne yapacağız biliyor musun? Gel bu tarafa. Tamam. Şunu burada kavurayım. Tamam. Sen de onu orada kavur. Hadi tamam gel. Süper. Yer değiştirelim. Teşekkür ederim. Yer değiştirelim. Şunu yakamadım yalnız. Pilavımıza da tereyağı giriyor bu arada. Tabii tabii. Tereyağı olmazsa olmaz. Olmaz kesinlikle. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evet. Evet Üstün Hocam da bugün gayet güzel, güzel konuştu duygusal değil mi? Anlamda. Şimdi böyle Üstün Hocam'ın dediklerini düşünüyorum hayatta. Gerçekten hepimiz tabii ki ister istemez biraz hayatta böyle ne dedi? Acemi psikologluk mu dedi? Çok yapıyoruz. Yapıyoruz değil mi? Yapıyoruz değil mi? Hepimiz birbirimize yapıyoruz. Ama ben bizim toplumda da bunu çok kıymetli buluyorum sevgili Hülya. Sen soğanını kavururken, ben kuzumu kavururken sohbet edelim sevgili seyircilerimizle birlikte. Ben bunu çok da kıymetli buluyorum. Biliyor musunuz Avrupa'da özellikle Avrupa ve Amerika'da insanlar birbirleriyle iletişimlerini o kadar kestiler ki
Herkesin bireysel bir terapisti var. Ben olmasın demiyorum. Hepimizin ihtiyacı var. Nasıl nezle oluyoruz ya da grip oluyoruz, doktora gidiyoruz. Beynimiz, ruhumuz da bazen ihtiyaç duyuyor. Ama bizim toplumumuzda herhalde bu bizim hafif sohbet etmemiz, birbirimizle konuşuyor olmamız, konuları el yordamıyla olsa aramamız bizim faydası olduğunu düşünüyorum. Ve açıkçası yine kuzumu kavururken burada soğanı da kavuruyorum. İç pilavı çıktı. Ondan da ayrılmıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bunu da çok kıymetli buluyorum. Ne olur şu sosyal medya bizi ayırmasın. Sosyal medyayı biz kullanalım. O bizi kullanmasın. Evet, yani masalarda biz çok güzel bir toplumuz. Biz sohbet ederek hatta yeri gelip tartışmalardan birleşmeleri güzel bulabilen bir toplumuz. Bakın kavga demiyorum. Fikir ayrılıklarından ki olması da lazım gelişebilmek için. Ne olur sosyal medyayı biz kullanalım. O bizi kullanmasın. O bizi yok etmesin. Biz bir araya gelince şöyle bir şey ürettik. Sosyal medya deyince hepimiz çünkü telefonları var. Bir şekilde telefonlarımıza giriyoruz. Bu anlamda bir kase oluşturuyoruz. Bütün telefonlar o kaseye giriyor. Kimse o sohbette kesinlikle telefonların eline almıyor. Biz de sohbetimizi gayet güzel bir şekilde ailemize yapıyoruz. Ama artık o kaseye o telefon giriyor. Bravo, harika. Bu arada iç pilavın da malzemeleri ekranda. 2 su bardağı pirinç, 1 adet soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık kullanıyoruz. Burada da ben kuzunun etini kavuruyorum. Malzemelerimiz devam ediyor. 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 3 su bardağı su, yeni bahar, tarçın, tuz, karabiber, zeytinyağı. Bunu biliyorsunuz artık bu iç pilav olmazsa olmaz hayatımızda. Özellikle düğünler, dernekler, davetlerde bence her gün özel gündür. Hangi gün özel olsun istiyorsanız mutlaka iç pilavınızı yapın derim. Canınızı çekerse hemen bence bugün. Şimdi fıstıklarımızı da koyuyoruz. Evet, fıstıklarımızı da kavuruyoruz. Soğanla birlikte. Çok hoşuma gitti Hülya bu yaptığınız sizin. Yani ben artık şeye de çok üzülüyorum. Düşünüyorum. Çünkü çocuklarımıza da örnek olamıyoruz. Evet, televizyon seyrediyoruz. Dizi seyrediyoruz. Yine elimizde telefon. Ay, telefon da yetmedi. Var ya hani bilgisayarlar. Biz neyin bağımlısıyız? Bu neyin aklıdır? Yani ben yanlış anlamayın. Size kendime de diyorum. Telefonu bırak 1,5 saat televizyon işten ararlarsa. Arasınlar 1 saat sonra ulaşırsın. Kesinlikle. O 1,5 saat bir yerde kalmayı, tek bir yerde kalmayı unuttuk artık. Evet, kesinlikle. Kaliteli zaman oluşturmak adı altında da çok güzel oluyor. Çocuklarımıza da güzel örnek oluyoruz. Evet Caniko. Hem de yeni yeni ne bileyim oyunlar da oynayabiliriz onlarla o esnada. Bırakırız kenara. Oyun çocuklarımızla vakit geçirmek, ne bileyim onlara yeni şeyler öğretmek, anne baba olarak çok bizim kıymetli. Kesinlikle üstümüze düşen görevimiz. Baldo mu bu, Osmancık mı? Baldo pirinç. Baldo pirincini ilave ediyoruz. Bunu ıslatmıştık önceden, süzdük. Sıcak suda beklettin değil mi onu? Evet, sıcak suda bir yarım saat beklesin. Nişastasını aldın. Yeter, evet aynen. Yıkadık çok güzel. Güzelce. Burada kuzu, orada kestenli kuzumuz, iç pilavımız. Bir parça daha tuz koyacağım. Kestenliyi nasıl böyle çıkarıyorsun? Formülün var mı? Ortadan bir çizik atınca yeterli oluyor. Haşlıyorsun. Tam ortadan. Haşlıyorsun. Aslında önceden suda bekletip sonradan haşlandığı daha zaman iyi oluyor. Daha iyi çıkıyor. Ben de ne yapıyorum biliyor musunuz? Yani denemenizi istiyorum. Böyle çiziyorum senin söylediğin gibi. Birazcık tuz, birazcık şeker koyuyorum. Azıcık aynı oranda. Bir tatlı kaşığı mesela. O böyle suda, ılık suda böyle bir hafif açılıyor. Sonra çıkarıyorum, fırına atıyorum. Ya da şeye çok tost, güzel olur. Var ya tost makineleri, fırınınız yoksa tost makinelerine koyun. O böyle hafif de içi yumuşamış oluyor. Evet. Ondan sonra kabuğundan da, nişastasından da çabuk ağırlıyor. O tuzla şekerde biraz tadı oluyor. Ondan sonra çok güzel oluyor. Şimdi içine arpacık soğanı ilave ediyoruz. Girdi. Kuzumuzun. Ondan sonra zaten suyunu verdi. Sonra suyunu da çekecek. Evet, yanında da pilavımız oluyor. Çok da güzel. Zaten şu arpacık soğanıyla değil mi Tolga? Yani görüntüler nasıl? Evet, o görüntüsü çok güzel top oluyor. Top top kestaneyle birlikte birleşince de çok güzel. Şöyle birazcık ortaya yaparız yani böyle cacık kasesiyle pilavı ters çevirip koy. Aynen, kesinlikle öyle. Kenarlarına yanına nasıl? Günlerde oluyor böyle mevlütlerde oluyor. Onu bayılırım. Çok yapıyoruz. Evet. Çok güzel oluyor şimdi. Zaten bizim mevlütlerin olmazsa bebek mevlüti, cenaze mevlüti hepsinde etimiz pilavımız olacak kesinlikle değil mi? Kesinlikle ters çevrilmiş bir şekilde sunumumuz. Sunumumuz olacak. Aynen. Şimdi kuş üzümünü ilave ediyorsun evet, herhalde. Evet, bunu ben biraz ıslatmıştım. Şunu hemen şöyle bir süz canım benim. Ondan sonra da güzel akşamın menüsünü veriyorum. Yapın, düşünmeyin. Hiç düşünmeyin akşama ne yapacağım diye. Varsa kuzunuz, yoksa eğer
Danadan da yapabilirsiniz. Ya da hemen kasaba gidin, iki muhabbet edin. Gününüz güzel geçsin, neler yapmış. Bir merhaba deyin, bir merhaba alın. Öyle değil mi? Güzel böyle alın hemen. İki de pilavınızı yapın. Yani bir saat önce, bir buçuk saat önce yemeği yaptınız. Akşama sıcacık bütün ev bunu rahat rahat yer. Bence de yerler. Yerler, rahat rahat yerler. Çok da lezzetli şeyler. O karabiber mi, yeni bahar mı? Yeni baharımız, yeni bahar. Ay, şöyle azıcık bir şey koyacağız. Yeni baharı çok severim. Sever misin? İç pilavın vazgeçilmezi aslında yeni bahar. İsmet de yeni bahar ne? Hani böyle bana oyunculuk yapıyor Tolga, biliyor musun? Çok gülüyorum. İsmet yeni bahar ne? Ne yeni bahar biliyor musun? Bilmiyor, böyle yapıyorum sevgili seyirciler. Gerçekten Gül'ün dediği gibi sen sadece sonbaharı bilirsin. Diyorum ki yeni bahar ne sevgili kameraman arkadaşımız, canımız o kadar gönlü hoş bir adam ki. Hepsi öyle, Tolga'm öyle, Yaşar'ım öyle, Serkan'ım öyle. Ben burada birlikte çalıştığımız için söylemiyorum, sağ olsunlar. Onlarla hayat daha güzel öncelikle. Diyorum ki yeni bahar ne, böyle yapıyor, sever misin? Yeni bahar ne çocuğum biliyor musun? Sonra da böyle baharat yapıyor. Niye evet diyorsun? Niye evet diyorsun? Azıcık da karabiberimizi koyacağız. Yeni bahar bu iç pilavın olmazsa olmazı ismi. Evet. Karabiberimizi de koyduk. Bugün hızlı ve klasik bir menümüz var. Evet. Çok severim böyle günleri. Bazı günler oluyor Hülya'cığım, burada uzun uzun pastalar yapıyoruz. Börekler, baklavalar açtık değil mi? Daha geçen gün baklava açtık. Neler yaptık? Bugün böyle kısa, öz, tık 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 bir menümüz var. Aynen, bugün böyle. Bugünlük de böyleyiz. Bugünlük de böyle. İsterseniz siz yanına tatlı suyumuzu yapın. Buna ne tatlısı yakışır? Bal kabaklı muhallebi. Hadi bal kabaklı muhallebi yapın. Bak bir tarif. Ben şimdi bu şeker tarihi güzel olur ama yok. Bal kabağı tatlısı falan daha iyi. Hafif doğru söylüyorsun. Çünkü bunlar birazcık da et, tereyağı, iç pilav ağır bir menü gibi oldu. O yüzden hafif etkili. Biraz pirinçten de şeker alıyoruz ya, o yüzden de şöyle sütlü bir tatlı yakışır. Doğru söyledim. Kapağımızı kapatıyoruz. Kapağımızı kapattık. Altını kıstık. Oradan benim iç pilavım ufak ufak olacak. Burada kuzumun içine ne koyacağım? Domates, biber ilave edeceğim herhalde. Evet, o biraz pişince. Tamam. Biraz kalsın orada, kıstın da. Tamam. Şimdi aynı güzel. Hep unutuyorum Tolga değil mi kaşığı içinde? Bıktı çocuk bana söylemekten. Sevgili seyircilerim, sunucunun kendini şikayet ettiği anları görmek ister misiniz? Kaç kere şu kaşığı unutma şeyle diyorlar bana, biliyor musunuz? O kadar iyi insanlar ki yani her defasında bir iki var. Kaşığı alır mısın abla? Kaşığı alıyorum, unuttum ama bakın çok güzel değil mi? Çok güzel görünüyor. Biraz suyunu çekene kadar kavrulacak. Hülya, senin için en saf duygu ne bu hayatta? Benim için en saf duygu ne diyeyim, samimiyet. Aa, bravo. Harika bir şey söyledi. Samimiyet değil mi? Samimiyet duygu mu? Duygu mu? Tabii ya. Bence duygu. Duygu davranış aslında. Duygu da evet. Yüz ifadesi. Davranış şekli aslında. Yani evet. Yani aslında dürüstlüğü hissediyorsun. Dürüstçe duyguyu hissediyorsun. Samimiyetle davranıyorsun. Evet. Değil mi? Doğru gibi geliyor. Şimdi öyle düşünce. Bence samimiyetin en ana temel duygusu dürüstlük ve sevgi. Evet, kesin. Bu biberimizi de ekleyelim. Soğanımızla birlikte, o da pişsin. Tolga bak böyle güzel oldu yeşil girince. Evet, değil mi? Renklendi. Renklendi. Renklerle ondan sonra hayatımız güzel zaten. Değil mi? Evet, renklerle. Senin de hesabın var değil mi? Evet, soylu Hülya. Hülya kaç yıldır var? Yaklaşık 3 yıldır var. Aferin sana. Şu anda yaptığımız pastalarımızı, bu arada butik pastalar, doğum günü pastaları, her türlü şekilde yapıyoruz ve sayfama da koyuyorum, sipariş de alıyorum. Bravo, çalışanları. Bir yandan bana ulaşabilirler bu arada. Her zaman çalışanları her zaman alkışlayacak bizim ekranımız. Evet, temiz ediyorum. Ekranımız bizim. Ben kanalımız diye demiyorum. Tertemiz, pırıl pırıl bir ekranımız var bizim. İşte hayat seçim bu. Teşekkür ediyorum bu arada. Her zaman. Bize de bu fırsatı tanıdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sizin sayenizde hem yemeklerimizi sunuyoruz hem işlerimiz artıyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ben hep onu söylüyorum. Siz emek verin, Allah doğru yolu gösterecektir. Kesinlikle. İyi önemli niyet. Olan emek yolu. Aynı zamanda da iyi niyet. Evet. İlk bileziği kendin al. Üretmek, ben kadın erkek diye demiyorum. Üretmeden bir hayat düşünülemez. Üretmeyen insan mutsuz olur. Çünkü kalbin iyilik üretiyor, zenginlik üretiyor, ruh zenginliği üretiyor. Yani beynin. Üreten insanlar buluyor bunları. Buna yanına tuzumuzu da ilave edin. Demin tuzumuzu koymadık. Neden? Etimiz sertleşmesin. Evet.
Çok daha hızlı olsun istiyorsanız sevgili seyirciler. Koyun düdüklüye sonradan bunları ekleyin. Yani tabii. Soğanını falan değil mi biberini? Evet aynen öyle. Domatesimizi de ekleyelim. Biraz daha renklensin yemeğimiz. Ay çok güzel oldu. Vallahi bugün harika. Evlerimizin şölen yemeklerinden bir tanesini yaptım ya bize. Şölen yemeği bu. Şölen yemeği değil mi? Kırmızı pul biber. Yakışır mı Tolga? Yakışır. Tolga'yı çeksene İsmet. Hazır elini. Vallahi seyircilerimiz görsün Tolga'yı. Yönetmenimizin verirse eğer. Çok karabiberimiz. Güzel oldu. Karabiber de mi ilave ediyoruz? Evet, azıcık kokumuzu alsın kuzumuzun. Kuzu biliyorsunuz biraz böyle pişince bir koku salgılar. Kekiğimiz. Ah, bu da aynı. Kek... Ah, ay bugün var ya. Birazcık savurduk. İşte, zaten gerisi hani ne denir? Kaş göz gerisi söz, kuzu gerisi evet, söz. Aynen. Bu sever misin böyle kuzu? Kuzu etini çok severim. Kuzu pirzola özellikle bizim evimizde çocuklarımızın en çok sevdiği olmazsa olmazı aynen öyle. Hem küçük hem böyle tutuyorlar tek ısırıkta yiyorlar böyle. Hadi gel biraz demlensin bunlar biraz çok güzel oluyor. Burada pilavımız var, burada etimiz oluyor, hülyamız burada. Sonra da kestaneyi ilave edeceğiz evet, değil mi? En son aşamada en son aşamada taşlandırıyoruz. Evet. Pilavımız da oluyor. Evet. Aslında şu şey tarifini versene bize. Balkabaklı'nın tarifini versene. Hemen nelere ihtiyacımız vereyim. Var? Hemen. Yarım kilo balkabağını bir su bardağından az şekerle bekletiyoruz. Daha sonrasında onu güzel bir pişiriyoruz, haşlıyoruz. Onu cevizle birlikte patates ezeceğimizle eziyoruz. Sonrasında 1 kilo sütün içine 2,5 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 su bardağı şeker. Bunları güzel karıştırıyoruz. Ocakta muhallebi yapıyoruz. Bir yumurta sarısı da koyalım bu arada. Onu unuttum. Onunla birlikte güzel bir muhallebi yapıyoruz. Onu biraz soğuttuktan sonra kremamızı ilave ediyoruz. Kremayla onu güzel bir yok mu bizim hiç böyle bir şeyimizde bilmiyorum ama düşünüyorum ama sonrasında muhallebi oluyor. Oluyor değil mi? Tam ve çok biraz balkabağı, ezilmiş balkabağı bir kupumuzda, bardak kupumuzda. Biraz balkabağı, biraz muhallebi, biraz üstüne aynı güzel şekilde. Güzel tarifmiş. Biz bunu mutlaka yapalım bir ara yani. Tarçın ve cevizle de süslersek çok da güzel çok olur. Çok da güzel oluyor değil mi? Evet bu şekilde. Bu arada pilavımız oluyor. Evet pilavımız oluyor. Pilavımız bakın, oluyor. Göz. Bakın göz göz oldu. Göz göz oluyor. Bak böyle yaparlar çok hoşuma gider. Evet. Özellikle... Orta Türkistan'da böyle şeylerde Özbekler falan böyle kapıyordum pardon. Güzel güzel yaparlar. Şimdi burada gel kuzumuza da bakalım. Bak kuzuların kokusuna bak. Harika kokuyor. Çok güzel kokuyor. Evet. Şimdi onun kekik suyu da çekti. Kekik de girince kekik nasıl bir şeydir ya değil mi? Hemen birden burası çok güzel kekik kokuyor şu anda. İnsanı başka bir yere götürüyor kekik. Ben de çok sevdiğim bir tarif var bunun yanında. Şimdi bugün tatlısız çünkü çok şeker var. Kestane var içinde, pirinç var ama yine de tatlı istiyorsanız bir tarif vereceğim. Böyle Hindistan cevizini çok seviyorum ben biliyorsunuz. Aynen, yumurta akıyla Hindistan cevizini böyle istediğiniz gibi 2-3 yumurta akıyla Hindistan cevizini top yapıyorsunuz. İsmine de isterseniz biraz nişasta koyun. O da çok güzel oluyor. Bağlayıcı olur. Muhteşem oluyor. Bunu bağladınız. Öbür tarafta kabağın içine yine nişastayı ve şekeri koyun. Böyle minik minik toplar yapın. Ama Hindistan cevizini bir 10 dakika fırında pişirin. O böyle rengarenk toplarla üzerine çikolata sosu bugünün menüsü olabilir. O da güzel. Evet çok güzelmiş. Devam ediyoruz. Bu bir suyumuzu çekene kadar pişecek. Suyumuzu çekene kadar piştikten sonra kestanemizi koyuyoruz. Koyalım hadi koyalım. Ondan sonra sunumumuza şöyle. O zaman... Şimdi bunu da koyduktan sonra ben ne yapıyorum? 5 dakika daha piştikten sonra. Kısa bir ara kısacık. Şimdi böyle insanın kendi yemekleri yapması dedim. Şimdi tam gel yakalandım size ne güzel. Gerçekten insan mekruban yapar mı? Yani harika oldu. Evet. Hemen alıyoruz. Güzel sunumuza koy ben orada yerinde yaparım. Sen şu ucundan tut. Hülya şu şeyin tencerenin. Tamam tuttum. Hadi gel dökelim. Hadi bakın. Şu hadi bakalım. Afiyet bal şeker olsun canım seyircilerim.
hemen yapın bugün. Evet. Tavuk varsa tavukla da yapabilirsiniz. Kesinlikle. Canınız ne istiyorsa hiç canınızı sıkmayın. Hı-hı. Evde ne et varsa, ne uygunsa sizler için. Bakar mısınız? Şöyle. Harika. Biraz da bunları buraya koyalım. Evet. İsmet ne oldu? Kaçtın korkudan bakıyorum. Dumanından mı yoksa lezzetinden mi? Evet, şimdi sırada pilavımız. Tadam! Pilavımız var efendim. İç pilavımız oldu. Harika bir iç pilavımız oldu. Fıstıklı, kuş üzümlü. Gel. Tut sen yine ucundan. Vallahi Hülya bugün harika tarifler verdin. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sefere de çok güzel tatlılar. Çay geleceksin, bekliyorum. Bekliyorum. Evet. Kesinlikle. Şöyle. Güzelce seyircilerimiz görsün. Evet. Vallahi. Burada İnanamayacaksınız. Harika lezzetlerimiz çıktı. Tam böyle akşam yanına ne yakışır bunun? Söyle. Salata. Cacık ya. Cacık. Yapma, cacık yakışmaz mı? Ama nasıl cacık yapacağız? Nasıl cacık yapacağız? Tazesi olanı koyacağız. Biraz da hani eğer dereotu koyacağız. Bence de olur. Salatalık nane. Yenmiyor ya bu mevsimde. İstiyorsanız yiyin ama istemiyorsanız cacıkla, dereotuyla harika nane bir... Nane de koyabiliriz. Nane de koyabiliriz. Ay gibi. Çok teşekkür Aynen. ederim. Ben İyi teşekkür ederim. Geldin. Ben size bana bu fırsatı tanıdığınız için ayrıca teşekkür Her ederim. Her zaman bekliyoruz. Hı-hı. Bu bir merhaba tekrar. Evet, aynen öyle. Yola devam. Evet, efendim, kesinlikle. Sevdiğinizi söyleyin. Sevdiğinize yakınınızdaysa sarılın, bir çay için sohbet edin. Evet. Birlikte olun, muhabbette olun. Göz açıp kapayıncaya kadar. O kadar kıymetli zamanlar Duygularımızı ki. Duygularımızı ifade edelim, empati yapalım Üstün hocamızın dediği gibi. Bugün öğrendiklerimizi evet. şöyle oturup konuşalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkese selamlar.